Niçola. Efendimiz. Sen mesela sevdiğin kıza evlenme teklif edecek olsan nasıl edersin? Kızı konsere götürürdüm usta. Sonra bir yandan sahneye atlardım. Gözlerinin içine bakardım kul kul. Affedersiniz, benimle evlenir misiniz? Yo yo ye. Diye rap yaparak teklif ederdim usta. Böyle gevşek gevşek. O kadar insanın içinde. Evet usta, ne olacak ya? Bütün dünya duysun isterdim. Canlı yayına da girerdim sosyal medyadan. Ah ulan ya. Lan hakikaten ben biraz öküz müyüm acaba ya? Yani zaman zaman usta. Ne diyorsun lan sen? Mesela şu anda. Bak lan. Restoran yumurtası mı bunlar? Aynen. Ne o yavrum, bir saattir fiyok mu yapayım? Ver, çek. Çakal. Karagoz kulağı ol. Sağ ol. Şimdi çıktı dükkandan. Takip ediyorum. Şimdi de bir lokantada. Abi. 240 lira alacağım. Tabii. 10 liranız var mıydı? Var. Şöyle 250. Şöyle buyur. Sağ olun. Eyvallah. Yine ne geldin? Bütün çöpü karıştırıyorsun pis herif. Sana ne zararım var? Yedek arıyorum ben. Ya yürü git başka yere çöplen. Ne yapıyorsun lan sen? Seni ırgalamaz. Irgalar. Burası sokak koçum. Bak burası senin dükkanın, burası sokak. Bilmiyorsun sen. Bu adam bütün gün burada ve çöp karıştırıyor. Bütün müşteriler de bundan rahatsız oluyorlar. Ha, hassas konu. Görüntü kirliliği ya. Ha? Peki o zaman ben de senin bu vatandaşa böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Nasıl olacak? Patronumuz böyle istedi, böyle yapıyoruz. Başlatma lan patronundan. Çöpünü atıyorsun at. Yürü git işine, benim asabım bozma. Yürü. Ellerini de yıka, ellerini içeride. Eyvallah kardeş. Sen canını boşa sıkma. Ben alışkınım böyle şeylere. Ben bir başka yere bakayım. Dur ya. Nereye gidiyorsun? Gel bir yemek yiyip beraber. Gel la gel. Şişt. Birlikte yiyip bereketli olur. Hem ben gurmeyim ben. Para almazlar beni. Gel. Gel gel. Şuraya şuraya otur. Buyurun. Yemek yiyeceğiz. Maalesef beyefendi, bugün bütün masalar rezerve. Allah Allah. Buranın sorumlusu kim kardeş? Benim. Ha, sensin. Peki bu kadar dünya kadar boş masa var da burada. Sen neyin rezervesin? Ne hayırdır? Ya milli futbol takımı mı geliyor gafil olarak? Bugün onun gibi bir şey beyefendi, evet. İyi, sorun yok o zaman. Lucescu'yu ben daha önceden tanırım, samimiyetim vardır. Zaten onlar gelince, beni görünce o Şefkatçim diye gelirler benim yanıma otururlar, kafileye kaynarım, sorun yok. Ama şey... Ama ne? Ama ne ama? Neyin aması? Ne ama? Oğlum gelmişiz şurada arkadaşımla 40 yılın başı bir yemek ısmarlayacağım. Benim neydi kardeşim adı? Salih. Salih arkadaşımla çıkmışız bir ona yemek ısmarlayacağım da sen neyin aması da? Yemeğimizi yiyeceğiz, paramızı vereceğiz, defolup gideceğiz, Allah Allah. Otur Salih kardeşim sen, otur. Sipariş almayacağım mı kardeş? Peki ne alırsınız? Vallahi Salih Bey misafir, o söylesin. Ne istiyorsun? Çüş, oğlum sen dükkana gelen müşteriyle böyle mi konuşuyorsun? Eti bereketi kaçarlar dükkanı. Ne istiyorsunuz beyefendi diye soracağız. Ne istiyorsunuz beyefendi? Sana yük olmayayım ben abla. Bana bir çorba yeter. Tamam Salih, tamam koçum. Sen bize önden bir tane çorba getir. Ondan sonra da bir menüyü getir, biz bir bakalım, tamam? Yalnız... Ben de bir ellerimi yıkayım ben. Sen bilirsin. Hayırdır? Yedek depoyu mu dolduruyor? Yok abi. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var. İki gündür az dolaşıyorlar. Onlara götürecektim. Tamam ya. Sen dert etme onları. Paket yaptırırız onları. Sen yemeğini ye, boş ver. Ama biz 10-15 kişi varız. Ya sana rakam soran oldu mu kardeş? Ayıp ediyorsun ya. Tamam, sen ye yemeğimi.
Efendim usta? Ha? Ha yaptın. Tamam, ellerine sağlık. Yo, ben şimdi yemek yiyorum. Tamam. Yemekten sonra hemen gelip alacağım. Tamamdır. Sağ olasın usta. Hadi kolay gelsin. Canım, bakar mısın? Şimdi bize 15 tane ekmek arası döner yap. İçleri bir buçuk olsun. Salatasını, soğanını, garnitürünü falan bol tut. Birer tane de ayran koy yanlarına. Bir de şu sizin ufak paketteki o tatlılardan koyarsın. Tamam. İsmin neyse? İsmail. Tamam, İsmail'cim. Aç sana zahmet oğlum, bir şey yap. Usta vallahi ellerine sağlık. Fırtına gibi halletmişsin arabayı. Ha işte ben de bir gün ayrı kalınca özlüyorum bu Meret'i. Ne yapacaksın? Şefkat, bir sıkıntı olursa gel. Biz seni özletmeyiz. Her zaman buradayız. Eyvallah usta valla. Ödemeyi haftaya hallederiz, tamam? Sağ olasın. Şefkat, gördün mü? Dünya ne kadar küçükmüş. Seninle görülecek bir hesabımız var. Görürüz. De sen hayırdır böyle futbol takımı gibi 11 kişi toplayıp gelmişsin? Bari 7 tane de yedek getireydin yanında. Şefkat, hesabın çok büyük. Hani sen ağır abi takılıyorsun ya, o yüzden hesabın da ağır olacak. Anladın mı? Fark etmez. İstersen 100 kişi gel. Ama sana iki çift lafım var. Esin seni sevmiyor oğlum. Senin de ne altlar karıştırdığın ortada. Eğer o kızı adam gibi sevseydin ben hiç araya girmezdim. Uzatma Şefkat. Senin ihtiyacın olan tek şey hızlıca kaçmak. Ama inan biz yakalarız. Sen bizden kaçamazsın. Beşiktaşlı adam kavgadan kaçmaz koçum. Zaten ne zamandır seni şöyle bir evire, çevire, limitsiz dövmek istiyordum ama Esin arada hız tümseye oluyordu. İşte sırf o yüzden, bunun için hayatımda ilk ve son kez sana teşekkür ediyorum Bora. Lan buraya! Gel lan buraya! Bak! Çıkarmayın. Bırak tamam. Dağılın. Bizim çocuklar gelin böyle. Oğlum bana bak. Sokakta kavga edeceksen önce sokağın kurallarını bileceksin lan. Hiçbir yer ıssız değil koçum. Hadi yürüyün gidin şimdi. Sizden Allah razı olsun. Vallahi hazır gibi yetiştiniz. Yemek için teşekkür ederim. Kesene bereket abi. Ya. Eyvallah. Estağfurullah, lafım olur. Ya lafı olmaz. O zaten bizim ayıbımız. Esasız sağ olun. Ben Salih arkadaşa zaten kartımı verdim. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşırsınız. Yani elimizden ne gelirse yaparız. Bilmiyorum ne gelir ama en kötü yumurtalarımız benden olur kardeş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi bakın kendinize.
daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.